kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde de permütasyon konu başlığını ele alacağız. Ve iki videoda permütasyonla ilgili karşına çıkabilecek çoğu soru tarzıyla ilgili sorular çözmüş olacağız seninle birlikte. Şimdi sen de videoları çok sıkı bir şekilde takip et. Benimle birlikte soruları çözmeye çalış. Hatta eğer bir fikrin varsa yorum yapabiliyorsan videoyu durdurup önce kendin çözmeye çalışıp sonra dinlersen çok daha verimli olacaktır. Ve videoların sonunda bunlarla ilgili sorular çözmeyi de unutma. Bu gerçekten de çok önemli bir bölümü. Eğer sen de ardından sorular çözersen konuyu iyi bir şekilde öğrenmiş olacaksın. Hadi gel şimdi dersimize beraber başlayalım. Şimdi öncelikle bu dersimizde neler yapacağız bir onlara bakalım, sayfalarımıza şöyle bir hızlıca göz gezdirelim. Permütasyon, yani diziliş diğer bir ismiyle, öncelikle onun tanımını vereceğiz. Daha sonra örneklerimiz var. Bakalım, burada permütasyonun bir formülü var, ondan bahsedeceğiz. Daha sonra burada şimdi permütasyonla ilgili hem formülüyle ilgili sorular çözeceğiz hem de permütasyon problemleriyle ilgili sorularımız var. Ve bu videoda da toplamda 17 tane permütasyonla ilgili soru çözeceğiz. Bir diğer videoda yine problem sorularına devam edeceğiz. Diğer videonun tamamında problemle ilgili sorularımız var. Onlarla devam edeceğiz. Şimdi başlayalım hemen dersimize. Toplamda 17 tane soru çözecekmişiz bu ders. Şimdi öncelikle permütasyonun tanımıyla başlayalım. Permütasyon dediğimiz zaman diğer bir ismiyle biz buna diziliş diyoruz. Diziliş ifadesini, kelimesini problemlerde daha çok aslında düşünürsek daha kolay olacaktır eminim. Şimdi diziliş dediğine göre, yani bunların sıralamasının önemli olduğunu biliyoruz biz bir kere. Bunun dışında tanımında da şundan bahsediyoruz. N ve R elemanlarını aldık ve bu elemanlar birer doğal sayı olacak şekilde R de N'den küçük ya da eşit olmak zorunda. Yani şöyle diyelim, N ve R elemanıdır doğal sayı. R de N'den eşit ya da N'den küçük olacak şekilde N elemanlı bir kümenin birbirinden farklı R tane elemanından oluşan dizilişlerin her birine N'in R'li permütasyonu diyeceğiz. N'in R'li permütasyonu. Mesela buna çok yakın bir örnek, bu tanımı çok iyi anlatacak bir örneğimiz var. Diyor ki A kümesinin ikili permütasyonlarını bulunuz. Şimdi A kümesi kaç elemanlı burada? 3 elemanlı. O zaman buradaki N sayımız 3'müş. İkili permütasyon, yani R'nin de 2 olduğunu söylüyor. Doğal sayılarımız R'de N'den küçük ya da eşit. Buna göre ikili permütasyonları bulacağız. Şimdi permütasyon dediğimiz diziliş, yani bunlarla ilgili sıraları önemli, diziliş dediğine göre birinci, ikinci kimin olduğu önemli. Mesela ikili permütasyonlar oluşturacağım. Şöyle düşünelim, 2, 3, 4 elemanlarından 2 ve 3'ü alsam şöyle bir diziliş elde etmiş olacağım. Böyle bir küme gelmiş olacak. Bunun dışında ne olabilir? Diziliş dediğine göre yer değişikliği de önemli. 3,2 de olabilir. Veya 2 ile 4'ü alırsam aynı şekilde 4,2'yi de alacağım. Bunlar birbirinin her biri birbirinden farklı. Bunun dışında ne olabilir? Mesela 3 ile 4'ü alırsam aynı şekilde 4 ile 3'ü de alacağım. Başka var mı? 2 ile 3'ü aldık, 2 ile 4'ü aldık, 3 ile 4'ü aldık. O zaman olabilecek kaç taneymiş burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili permütasyonları varmış diyoruz. Kaç tane bize kümesin ikili permütasyonlarını bulunuz dedi. Bu şekilde bulduk ve bunun sayısında 6 olduğunu söylüyoruz. Şimdi bu küçük bir küme, 3 elemanlı bir küme, ikili permütasyonlarını istiyor. Daha da büyük bir kümenin de permütasyonlarını isteyebilirdi. O yüzden biz bunu bir de formülünü öğrenelim bakalım. Şimdi diyoruz ki yine N ve R elemanıdır doğal sayı ve R N'den küçük olmak üzere demiştik. N elemanlı bir kümenin birbirinden farklı R tane elemanından oluşan dizilişlerinin sayısını biz şöyle gösteriyoruz. P N R, yani N'in R'li permütasyonu şeklinde okuyoruz burasını. Ve bunun formülünü de şöyle yapıyoruz. N'in faktöriyelini aldık. P, N, R dediğimiz ifade N faktöriyel bölü bunların farklarının faktöriyeli, yani N eksi R faktöriyel şeklinde yazıyoruz. Bu bizim için en önemli kısımlardan biri. Permütasyon sayısını pratik olarak, daha büyük sayılarda özellikle kullanırız bunu. Pratik olarak N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel olarak alacakmışız diyoruz. Mesela üsttekine bakalım. Biz biraz önce zaten bunun 6 tane olduğunu bulmuştuk. Ama biz bunu bir de formülle görelim bakalım. Karşılaştıralım, doğru mu bulmuşuz? P burada şimdi N, R demişti. N sayısı burada 3, R sayısı 2. Yani 3'ün ikili permütasyonlarını bulacakmışım. Bakalım öncelikle N'in faktöriyeli, yani 3'ün faktöriyeli. Bir önceki ders zaten faktöriyeli öğrenmiştik. Bir de farklarının faktöriyeli, yani 3 eksi 2 faktöriyel geldi. 3 faktöriyelin 6 olduğunu biliyoruz. 3 eksi 2'den 1 geldi. 1 faktöriyel de 1. Dolayısıyla ne çıktı burada? 6 tane bir permütasyonu olduğunu bulmuş oluyoruz. Dediğim gibi burada küçük elemanlar olduğunda bu şekilde de yapabiliriz, sayabiliriz. Ya da direkt pratik olarak 3'ün ikili permütasyonunu hesaplamasını yaparak cevabımızı elde edebiliriz.
Bakalım şimdi bunlarla ilgili örneklerimiz var bu formülle ilgili. Mesela 5'in üçlü permütasyonunu bulun demiş. Hemen şunu yapalım öncelikle. Ne diyeceğiz? 5 faktöriyel bölü farklarının faktöriyeli, yani 5 eksi 3 faktöriyel gelecek. Buradan 5 faktöriyeli yazdım. 5 eksi 3'ten 2 faktöriyel geldi. Şimdi ister buradaki 5'i 2'ye göre açabiliriz. İstersek de direkt 5 faktöriyelin değerini yazarız. 5 faktöriyel 120 demekti. 2 faktöriyel 2, buradan da 60 değerini elde ettik. Aynı şekilde 7'nin 4'lü permütasyonunu bulalım. Şimdi burası 5'in üçlüsüydü. Bir de 7'nin 4'lü permütasyonunu bulacağım. Buradan da 7 faktöriyel bölü 7 eksi 4 faktöriyel gelecek. Şimdi 7 faktöriyel bölü, burası da 3 faktöriyel geldi. 7 faktöriyelin değerini ezberden bilmiyor olabilirsin. O zaman şöyle yapalım. Biz faktöriyelde nasıl çözeceğimizi bulmuştuk bunları. 7 faktöriyeli açalım. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel diyebilirim. Payda da 3 faktöriyel var. 3 faktöriyelleri sadeleştiririm. Buradan 6 çarpı 7'den 42, 5 çarpı 4'ten 20 çarptığımız zaman da 840 değerini elde etmiş olacağız. Aynı şekilde B'ye bakalım. Şimdi 6'nın ikili permütasyonu bölü 4'ün üçlü permütasyonu demiş. Bu arada buradaki değerlerin toplamını istiyor bizden. 60 ile 840'ın toplamından da A şıkkının cevabı 900. B'de de oranlarını istiyor. Şimdi burada ne diyeceğim? 6 faktöriyel bölü 6 eksi 2 faktöriyel bölü 4 faktöriyel bölü 4 eksi 3 faktöriyel gelecek. Şimdi 6 faktöriyeli yine aynı şekilde açalım, şöyle yazalım. 6 faktöriyel bölü 6 eksi 2'den 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel bölü 4 eksi 3'ten de 1 geldi. 1 faktöriyel zaten 1 demek. Şimdi biz buradaki ifade işlemi şöyle yapabiliriz. Bunu mesela şöyle yazalım. Aynısını yazacağım burasının. 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel bölüm olduğuna göre çarpı diyeceğim ve bu ifadeyi ters çevireceğim. Yani 1 bölü 4 faktöriyel gelecek. Şimdi buradaki ifadede 6 faktöriyel artık 4'e kadar açalım biz. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. 4 faktöriyellerimiz sadeleşti. 6 çarpı 5'in 30 olduğunu biliyoruz. 4 faktöriyelin 24 olduğunu biliyoruz. Sadeleştirebiliriz. Mesela 6'ya böldük 5, 6'ya böldük 4 geldi. Buradan da cevabımızı 5 bölü 4 olarak elde ettik. İlk başta da açabilirdik, yani direkt 6 faktöriyeli 4'e kadar açardık. İşlemi yapmak artık size kalmış. Sonuç olarak buradaki açılım önemli. Bu açılımı doğru bir şekilde yapabilmek önemli. Buna göre de zaten cevabımızı elde etmiş oluyoruz. Ve buradan da cevabımızı 5 bölü 4 olarak bulduk. Devam edelim şimdi. Üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuzda da yine aynı şekilde diyor ki n bir doğal sayı ve 3 ve 3'ten büyükmüş. Buna göre şimdi n'in ikili permütasyonunu ve n'in üçlü permütasyonunu açacağım. Şimdi şöyle yapalım. 15 çarpı n'in ikili permütasyonu. Şimdi nasıl açıyorduk? Formül nasıldı? N faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel eşit olacakmış n'in üçlü permütasyonuna. Yani n faktöriyel bölü n eksi 3 faktöriyel. Şimdi buradaki ifadelere baktığım zaman zaten şurada çarpma var. Pay kısmındaki değerleri aynı olduğuna göre bunlar direkt sadeleşti. Geriye burası 1 kaldı. 15 çarpı 1'den 15 bölü. Şimdi n eksi 2 ve n eksi 3 var. Burada da nasıl yapıyorduk biz faktöriyelde? Büyük olanı küçüğe göre açıyorduk. O zaman büyük olanımız n eksi 2 olduğuna göre n eksi 2'yi açalım. N eksi 2 çarpı n eksi 3 faktöriyel. Karşı tarafta da burada da 1 kalmıştı. 1 bölü n eksi 3 faktöriyel. N eksi 3 faktöriyellerimiz gitti. Geriye 15 bölü n eksi 2 eşittir 1. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman da n eksi 2 değerimiz buradan 15 ve n değerimiz de 17'ye eşit oldu. Bu şekilde formülü uyguladığımız zaman basit bir şekilde sonuca ulaşmış oluyoruz. Devam edelim, yine bunlarla ilgili sorularımız var. N artı 1'in üçlü permütasyonundan bahsediyor. Şimdi hemen açalım buradaki ifadeyi. N artı 1'in üçlü permütasyonunu açacağım. Nasıl yapıyordum? Öncelikle n artı 1 faktöriyel bölü farkını alacağım. Yani n artı 1'den 3'ü çıkartacağım. Bunun faktöriyeli bölü n'in ikili permütasyonu demiş. Yani n faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel gelecek. Ve bu ifade 7'ye eşitmiş. Şimdi ifadelerimize şöyle bakalım. Paydaya baktığım zaman mesela burası artı 1 eksi 3'ten burası n eksi 2 geliyor. Buradaki n eksi 2 ile buradaki n eksi 2 faktöriyeller sadeleşti o zaman. Geriye kalan değerlerimiz n artı 1 faktöriyel bölü n faktöriyel eşittir 7. Burada da büyük değerimizi küçüğe göre açarsak eğer n artı 1 çarpı n faktöriyel gelecek
bölü n faktöriyel. N faktöriyeller sadeleşti. İfade 7'ye eşitti zaten. Dolayısıyla n artı 1 değerimiz 7 ise n değerimiz de 6 olarak elde etmiş oluyoruz. Beşinci sorumuza geldik. Yine açalım bunları. Yine n'in dörtlü permütasyonu var. N eksi 1'in ikili permütasyonu var. Bu değerleri açalım. N faktöriyel bölü diyorum. N eksi 4 faktöriyel eşittir. Karşı tarafta da 4 çarpı. Şimdi n eksi 1 faktöriyel bölü n eksi 1'in ikili permütasyonu dediğine göre aradaki farkı alacağım, değil mi? Yani n eksi 1 eksi 2 olacak. Buradan da yine faktöriyel geldi. Şimdi yine açılımlarımıza bakalım. Mesela burada n faktöriyel ve n eksi 1 faktöriyel var. Bunlar birbirine yakın. Hani sadeleştirme yapmaya çalışacağız ya. N'i mesela n eksi 1'e göre açabilirim. Sonra burada n eksi 4 var. Burada da n eksi 3 var. O zaman n eksi 3'ü de n eksi 4'e göre açabilirim. Sadeleştirme kolay olsun diye. Bu şekilde birbirlerine yaklaştırmaya çalışacağım. Şimdi şöyle yapıyorum. N faktöreli n çarpı n eksi 1 faktöriyel olarak yazdım. Paydadaki n eksi 4 faktöreli de aynı şekilde yazıyorum. 4 çarpı n eksi 1 faktöriyeli aynı şekilde yazdım. Paydadaki n eksi 3 faktöriyeli de şöyle yazacağım. N eksi 3 çarpı n eksi 4 faktöriyel gelecek. Ve sonra n eksi 4 faktöriyeller sadeleşecek. N eksi 1 faktöriyeller sadeleşecek. Geriye kalan değerlerimizi yazalım. Burada n kaldı. Burada da 4 bölü n eksi 3 değerimiz var. Şimdi payda da sonuçta 1'imiz var burada. İçler dışlar çarpımı yaparsam n çarpı n eksi 3 eşittir 4. Şimdi aralarında 3'er fark olan iki tane sayıdan bahsediyoruz ve çarpımları 4 olacak. Mesela ne olabilir? N yerine 4 yazsak, 4 eksi, buraya da 4 yazdığım zaman 4 eksi 3'ten burası da 1 gelecek ve 4 çarpı 1 4'e eşit. O zaman bunu sağlamış oldu. Dolayısıyla biz sonuçta n değeri 4'e eşit ve 4'ten büyük olabilirdi. O yüzden de n'in 4 değeri bunu sağladığı için cevabımızı bulmuş olduk. Evet, geldik bir sonraki sayfamıza. Şimdi bunlarla ilgili yine n'in birli permütasyonu, n'in ikili permütasyonu var burada da. Bakalım n'in birli permütasyonu dediği zaman n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel geldi. Bölü burada da n faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyelimiz var. Eşittir 1 bölü 6 diyor. Şimdi şöyle yapalım. Bunların her birini kendi arasında yapsak. Mesela şurasını düzenlediğim zaman şöyle gelecek. N çarpı n eksi 1 faktöriyel olarak yazabilirim. Paydada da n eksi 1 faktöriyel var. N eksi 1 faktöriyeller sadeleşti ve buradan da n kaldı. Pay kısmını n olarak buldum. Aynı şekilde paydaya baktığımız zaman n'i n eksi 2'ye kadar açalım. N çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel bölü paydada da n eksi 2 faktöriyel geldi. N eksi 2 faktöriyeller sadeleşti. Burada da sadece n çarpı n eksi 1 kaldı. Şimdi burada da aynı şekilde bulduk. Yazalım o zaman. Pay kısmında n kalmıştı. Payda da n çarpı n eksi 1 kaldı. Ve bu ifade 1 bölü 6'ya eşitmiş. N'ler de sadeleşti. Geriye 1 bölü n eksi 1 eşittir 1 bölü 6 oldu. Şimdi 1 1'e eşit. Dolayısıyla n eksi 1 de 6'ya eşit olduğuna göre şöyle yazalım direkt. N eksi 1 6'ya eşitse n değerimiz de buradan 7'ye eşit oldu. Yedinci sorumuza geldik. Şimdi biraz daha böyle bir problemleştirelim artık soruları. Şimdi diyor ki bu sefer de direkt böyle sayısal değerler vermemiş de bunu bize kendimiz oluşturmamızı istemiş bizden. Diyor ki A kümesinin ikili permütasyonlarının sayısı. Şimdi A kümesinin kaç elemanlı olduğunu bilmiyorsun. Zaten soruda da onu soruyor en son. A kümesi mesela n elemanlı olsun. Diyor ki n'in ikili permütasyonlarının sayısı. Nasıl yazarız bunu? P, n, 2 şeklinde yazdık. Sayısı bu kümeden 3 eleman çıkarılmasıyla. Şimdi bu küme n elemanlıydı. Bu kümeden 3 eleman çıkarırsam n eksi 3 olur. 3 eleman çıkarılmasıyla elde edilen bu yeni kümenin demiş ikili permütasyonlarının. Şimdi n eksi 3'ün o zaman hatta şöyle diyelim, bu parantezlerimizi yapmayalım. N eksi 3 elemanlı bir kümeden bahsediyor ve bu kümenin ikili permütasyonlarının demiş. O zaman n eksi 3'ün ikili permütasyonunu da şöyle gösteririm. İkili permütasyonlarının sayısından 78 fazla. Şimdi buradaki bu permütasyon bu permütasyondan 78 fazlaymış. O zaman ben büyükten küçüğü çıkartırsam aradaki farkın 78 olduğunu söylerim ve böylece bir denklem oluşturmuş olurum. Şimdi buna göre artık permütasyon kuralını açalım. N'in ikili permütasyonu nasıl yapıyordum? N faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel eksi burada da n eksi 3 faktöriyel bölü n eksi 3'ten 2 çıkartacağım. Yani n eksi 5 faktöriyel gelecek. Bu ifade de 78'e eşit. Şimdi bunları kendi arasında birbirleriyle sadeleştirmeye çalışalım. Mesela n faktöriyeli açalım. N çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel geldi.
Eksi diyorum. Burada da büyük olan n eksi 3. O zaman n eksi 3'ü n eksi 5'e göre açacağım. Yani n eksi 3 çarpı n eksi 4 çarpı n eksi 5 faktöriyel bölü n eksi 5 faktöriyel geldi. İfade 78'e eşit. N eksi 2 faktöriyellerimiz sadeleşti. Şimdi geriye kalan değerlerimiz. Burada n çarpı n eksi 1'imiz var. Eksi. Burada da n eksi 5 faktöriyeller sadeleşti. Burada da geriye n eksi 3 çarpı n eksi 4 değerimiz kaldı. Ve bu ifade 78'e eşitmiş. Şimdi bizim artık bu çarpımı yapmamız lazım. Nasıl yapıyorduk burada? N'i her birine çarpacağım. Yani n kare eksi n gelecek. Eksi diyorum. Şimdi bu çarpımı da yapalım. N eksi 3 ile n eksi 4'ü çarpabilmem için her birini birbirleriyle çarpıyorum. Yani buradan n kare eksi 4n. Sonra eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3n artı 12 geldi. Buradaki eksiyi de içeriye dağıtmam lazım. N kare eksi n. Burada eksi n kare geldi. Burada eksi 7n vardı. Eksi ile de çarptım artı 7n. Artı 12 var. Eksi ile de çarptım. Eksi 12 eşittir 78. Şimdi n kareler gitti. 7n eksi n'den 6n kaldı. Hatta şöyle yazalım bunu. 6n. Eksi 12'miz var. Eksi 12'yi de işlemin karşı tarafına atarsak eğer buradaki değerimiz de 90'a eşit olacak. O zaman 6n 90'a eşit. Dolayısıyla 6'ya böldüğümüz zaman da n değerini buradan 15 olarak elde etmiş oluyoruz. Yani A kümesine ilk başta n elemanı aldığımıza göre A kümesi 15 elemanlıymış diyoruz. 8. sorumuza geldik. Şimdi buradaki ifadelerimize bakalım. 4'ün sıfırlı permütasyonu, 7'nin birli permütasyonu, 5'in beşli permütasyonu. Şimdi bunlardan bir sonuca varacağız biz birazdan. Örneğimizi önce bir çözelim. Sonra da o sonucumuza bakalım. 4'ün sıfırlı permütasyonu. Biz normal formülü yapalım, uygulayalım bakalım neler geliyor. Ne diyeceğiz? 4 faktöriyel bölü 4 eksi 0 faktöriyel. Şimdi hepsini ayrı ayrı yapacağım. Burası 4 faktöriyel bölü 4 eksi 0'dan yine 4 geldi. Yine 4 faktöriyel. Sadeleştirdiğimiz zaman 1 oldu. N'in sıfırlı permütasyonu ya da 4'ün sıfırlı permütasyonu 1'e eşitmiş. Dikkat et. Aynı şekilde 7'nin birlisine bakalım. 7 faktöriyel bölü 7 eksi 1 faktöriyel. Buradan 7 faktöriyel bölü 6 faktöriyel geldi. Sonra 7 çarpı 6 faktöriyel dersem buradaki 6 faktöriyeller sadeleşecek ve 7 kalacak. Yani 7'nin birli permütasyonu yine 7'ye eşit oldu. Buna da dikkat edelim. Bir de 5'in 5'li permütasyonuna bakacağım. 5 faktöriyel bölü 5 eksi burada 5 faktöriyel gelecek. Yani 5 faktöriyel bölü 0 faktöriyel. 0 faktöriyel 1'di. 5 faktöriyel bölü 1'den 5 faktöriyel geldi. Yani 5'in 5'li permütasyonu da 5 faktöriyel eşitmiş. Şöyle yazalım. Burası 5 faktöriyel. 7'nin birli permütasyonu 7. 4'ün sıfırlı permütasyonu da 1 oldu. İşte bunların bizden toplamını istemiş. Burası zaten 120. Topladığımız zaman 128 değeri. Ama burada önemli olan aslında bu sonuç değil. Önemli olan ne biliyor musun? Bu ifadelerin çıkardığı sonuçlar. 4'ün sıfırlı permütasyonu. Şimdi bu 4 değeri de 5 olmuş olsaydı bir şey değişir miydi? 5'in sıfırlı permütasyonu 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel gelecekti yine. Yine oranladığın zaman 1 geldi. 10 olsaydı 20 olsaydı yine değişmeyecekti. Yani bizim buradan varacağımız sonuç şu. Herhangi bir n elemanından bahsediyoruz. Sıfır elemanlı permütasyonu yine 1'e eşittir diyeceğiz. 7'nin birli permütasyonu. Yani n elemanlı bir kümenin bir elemanlı permütasyonlarının sayısı o elemanın kendi sayısı kadardır. 10'un birlisi de olsaydı cevap 10 olacaktı. 20'nin birlisi de olsa cevap yine 20 olacaktı. Yani kendisi gelecekti. O yüzden n'in birli permütasyonu yine n'e eşit olacak. 5'in 5'li permütasyonu 5 faktöriyeli eşitmiş. 20'nin 20'li permütasyonu 20 faktöriyeli eşittir. Aynı şekilde burada da hepsinde sonuçta gelecek, hepsinde aynı sonuca varacak. Yani n'in n'li permütasyonu n faktöriyeli eşit olacakmış diyoruz. Şimdi bu sonucu beraber varmış olduk bu örnekle birlikte. Gel bunu bir de direkt özellik olarak görelim, gösterelim sana da. Şimdi burada diyoruz ki direkt n elemanlı bir kümeden bahsediyoruz. Doğal sayı olmak üzere. N'in sıfırlı permütasyonu zaten biraz önce örnekte gördük. N faktöriyel bölü farklarının faktöriyeli. Sonuçta burası yine N geldi. Sadeleşti 1 oldu. Yani N'in sıfırlı permütasyonu 1'e eşit. Her zaman için bu böyle. N doğal sayı olduğu sürece. N'in N'li permütasyonu yine aynı şekilde işlemlerimizi yaptığımız zaman N faktöriyeli ulaştık. Yani diyoruz ki N'in N'li permütasyonu N faktöriyeli eşittir. Bunun dışında bir de 1, n 1 ve 1'den büyük olacak şekilde
N'in birli permütasyonu yine işlemlerimizi yaptığımız zaman kendisine eşit oldu. Yani N'e eşit oldu. Şimdi bunları biz ezberlemek zorunda değiliz. Zaten biraz önce örnekte de bunun nasıl olduğunu kendimiz de gördük. Normal formülünü bildiğimiz zaman bunu zaten yine sonuçlarına ulaşabiliyoruz. Ama sorularda daha pratik çözümlere ulaşabilmek için, daha hızlı bir şekilde sonuçlara ulaşabilmek için bunları az çok bilsek de faydasını göreceğiz mutlaka. N'in sıfırlı permütasyonu 1, N'in n'lisi n faktöriyel, N'in birlisi de n'e yani kendisine eşittir diyeceğiz. Şimdi devam edelim bakalım örneklerimize. Kümesinin üçlü permütasyonlarının sayısı kaçtır demiş. Şimdi burada tek tek yazmamıza gerek yok değil mi? Hani yapmıştık ikili permütasyonlarını ama üçlü permütasyonların direkt sayısını istemiş. Yani benden aslında neyi istiyor? Şimdi bunun kaç elemanlı? 3, 5 elemanlı. Üçlü permütasyon R'si de 3. Yani benden aslında istediği şu 5'in üçlü permütasyonlarının sayısını istiyor. Şimdi biz bunu şöyle yapabiliriz o zaman. Ne deriz? 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyel. Buradan 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 120 bölü 2'den 60 tane geliyormuş. 5 elemanlı bir kümenin üçlü permütasyonlarının sayısı. Bunlara mesela birkaç tane örnek düşünelim. Şöyle olacak mesela ABC ya da BCD ya da ABC'nin yer değişmiş hali C işte BCA mesela. Bunlar toplamda kaç taneymiş? 60 tane bu şekilde eleman varmış. Şimdi 10. sorumuza bakalım. Diyor ki kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde 8 bulunur? Şimdi 8'in bulunduğu mesela şöyle bir örnek, şöyle bir üçlü permütasyondan bahsediyor olabilir. 6, 8, 10. 8 elemanı içeriyor mu? İçeriyor. Bunun gibi diyor kaç tane böyle permütasyon yazarsın? Mesela şöyle olamaz. 2, 4, 6'dan bahsetmiyorum. İçinde 8 olsun istiyorum. Bunun gibi değil de böyle içinde bir yerlerde 8 bulunan üçlü permütasyonlardan kaç tane vardır diyor. Şimdi bunu şöyle yapalım. Tek tek sonuçta bunları tek tek yazacak değiliz. Üçlü bir permütasyon şöyle oluşturalım. 3 tane burada eleman yazacağım ve bunların içinde mutlaka 8 olmasını istiyorum. Mesela 8'i buraya yerleştireyim. Kaç tane eleman yerleştirmeyi tercih ettim buraya? 1 tane. Şimdi bunun dışında 8'i kullanmış oldum. 8'in dışında kimler var? Burada 2, 4, 6 ve 10 var. Toplamda 4 tane eleman. O zaman ben bu ikinci elemana bu 4 tane elemandan birini yazabilirim. Yani 4 ihtimalim var ya, o yüzden buraya 4 taneden birini yazdım. Buraya 1 taneden birini yazmıştım. Yani 8'i sadece 8'i yazacağımı düşündüğüm için buraya 1 tane eleman seçtim. Buraya da yazabileceğim işte elemanlar kimler? 2, 4, 6 ve 10'dan birini yazacağım. 4 tane elemandan biri. İlk videoda yapmıştık bunları toplama ve çarpma yoluyla sayma kısmında. Yine onlar gibi düşünüyorum. 4 taneden birini yazacağım. Bir tanesini daha eleyeyim mesela 4'ü elemiş olayım. Geriye kaç tane kaldı? 1, 2, 3 tane. 3 taneden de birini buraya yazacağım. Şimdi buraya bir tane bir ilk basamağı yazdım. Yani ilk yazdığım eleman 1 tane. İkincisine yazabileceğim eleman 4 tane. Üçüncüsüne yazabileceğim eleman 3 tane olduğu için ve bunlar birlikte yapılan bir işlem olduğu için 4 çarpı 3'ten toplamda ne geldi? 12 farklı şekilde ben içinde 8 içine ilk basamağında 8 olan böyle üçlü permütasyon oluşturabiliyormuşum. Şimdi ben burada şu an sadece ne yaptım? Bu elemanları geldim burada seçip yerleştirmiş oldum aslında. Ama şöyle de bir durum var. 8'i buraya değil de ben 8'i ikinci basamağa da yerleştirseydim veya 8'i aynı şekilde 3. yani sondaki basamağa da yerleştirseydim yine aynı şeyler gelecekti değil mi? Buraya bir tane eleman yazardım ortadakine. İşte bir ilk baştaki basamağa 4 tane, buraya 3 tane. Yani sonuç olarak bu durum hep gelirdi. Burada sayıları seçme şansım 12 farklı şekilde yapabiliyormuşum bunu. Ama dedim ki bir de 8'in ortadaki elemana gelme ihtimali veya sondaki eleman yerine gelme ihtimali var. Dolayısıyla 12'nin aslında bunun için de ikinci elemana gelme ihtimali de 12. Üçüncü elemanın da gelme ihtimali de 12 ya. Bunların her biri toplamda 8'in içinde bulunduran elemanların sayısını vermiş olacak. O yüzden bunların toplamından yani 12 çarpı 12 artı 12 artı 12'den toplamda 36 farklı şekilde ben içinde 8 elemanı bulunan üçlü permütasyonlar oluşturabiliyormuşum. Çünkü permütasyon dediğimiz zaman dizilişte bunların yer değişikliği de önemli. Sadece bu elemanları gelip seçmek değil de bunların sıralanması da önemliydi. O yüzden her biri için düşündük ve toplamda 36 farklı ihtimal olduğunu bulduk. B'de de diyor ki 10 bulunmaz. Şimdi yine aynı şekilde bunları şöyle ben üçlü permütasyonlar oluşturayım ve hiçbir şekilde 10'un bulunmasını istemiyorum. O yüzden 10 elemanı eledim.
Kaç tane kaldı? 4 tane eleman. 4 elemandan herhangi birini buraya seçebilirim. Buraya yerleştirmiş olurum. Veya bir tanesi eledim. Mesela geriye kaç tane kaldı? 3 tane. Birini daha eledim. Geriye kaç tane kaldı? 2 tane. Yine çarpma yoluyla sayma kısmından dolayı 4 çarpı 3 çarpı 2'den burada toplamda 24 farklı şekilde ben 10 elemanı bulunmadan bu 4 tane elemanı üçlü permütasyonlarını bulmuş olacağım diyorum. Ve cevabım da 24 gelecek. C'de de hem 2 bulunur 6 bulunmaz demiş. Şimdi şöyle yapalım hemen. Bunları silelim. 2'nin bulunmasını istiyorum. 6'nın bulunmasını istemiyorum. 6'yı eledim. Yine üçlü permütasyonlardan bahsediyoruz. Şimdi 2'nin bulunmasını istiyoruz ya. 2'yi her aynı A şıkkında olduğu gibi 2'yi herhangi bir yere yerleştireyim. Mesela 2 burada dursun ilk başta. Burada bir ihtimal var. Şimdi 2'yi o zaman kullandığıma göre kaç tane eleman kaldı? 3 tane. 3 taneden birini buraya, birini kullandım. 2 taneden birini de buraya yazacağım. Dolayısıyla burada yine çarpımlarından kaç gelecek? 3 çarpı 2'den 6 geldi. Şimdi 2'nin burada olma durumu, 2'nin burada olma ya da 2'nin burada olma durumu olacağı için buradaki bulduğum durumu 3 ile çarpacağım. Yani 6 çarpı 3'ten 18 farklı şekilde ben üçlü permütasyonlar 2'nin bulunup 6'nın bulunmadığı üçlü permütasyonlar elde etmiş olacağım. Evet, devam edelim şimdi. Şimdi buna benzer şekilde 11. sorumuz var, bir de ona bakalım. Burada diyor ki kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde D ve E bulunur? Şimdi yine üçlü permütasyonlardan bahsediyoruz. D ve E bulunacak. O zaman D ile E'yi şimdilik eleyelim ve D ve E'yi herhangi bir yere yerleştirdiğim zaman mesela burada şöyle düşünelim. Burada D'nin olduğunu, burada E'nin olduğunu düşünelim. Buraya birer tane eleman yerleştirdim. Birer tane ihtimal verdim. O zaman D ve E'nin dışında A, B, C ve F elemanlarından 4 taneden herhangi birini buraya yerleştireceğim için burası için 4 ihtimal kaldı. Çarpımlarından burada 4 geldi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Tamam, 4 çarpımız var. Burada yine yer değişikliği de sonuçta önemli ya, sıralama dizilişten bahsediyoruz. D için D burada olabilir, D burada olabilir veya D burada olabileceği için 3 farklı durumu var. D'yi herhangi bir yerde mutlaka olacağı için geriye kalan 2 yerden yer için E'nin burada olma veya E'nin burada olma durumu var. O zaman ne diyeceğim? Çarpı E'nin olabilecek yerleri de 2 tane geldi. Ya da ilk başta E'yi yerleştirmiş olsan da aynı şey. E için 3 ihtimal, D için 2 ihtimal olurdu bu sefer de. Fark etmez. Burada o zaman toplamda bunların çarpımlarından 12 çarpı 2'den 24 farklı şekilde D ve E elemanı bu üçlü permütasyonların içinde bulunabiliyormuş. Bu sefer diyor ki F bulunur, A bulunmaz. Yine üçlü permütasyonlardan bahsediyoruz. F'nin bulunmasını istiyorum. Burada bir yerde F bulunsun. Şöyle şurasını silelim hemen. F'nin mutlaka bulunmasını istiyoruz. F'yi eledik, onu yerleştirdik. A'nın da bulunmasını istemiyorum. Şimdi burası için bir ihtimaldin. Geriye kalanlardan 1, 2, 3, 4. 4 taneden birini buraya, geriye kalan 3 taneden birini de buraya yerleştiririm. Burada 12 farklı durum geldi. Şimdi 12'yi aldık, tamam. 12'nin dışında bir de F'nin burada olma, burada olma veya burada olma durumunda olacağı için çarpı 3'ten 36 farklı şekilde bunu da gerçekleştirmiş olacağım. C'de diyor ki C ve B bulunur, D bulunmaz. Şimdi hemen şöyle silelim burasını. Yine üçlü permütasyonlar alacağım. D'nin bulunmasını istemiyorum. Direkt D'yi eledim. C ve B'nin bulunmasını istiyorum. Mesela C'yi buraya, B'yi buraya yerleştirdim. Bunları aldım. D'nin bulunmasını istemiyordum, onu eledim. C ile B'yi zaten kullandım. 1, 2, 3 tane eleman kaldı. 3 taneden herhangi birini de buraya yerleştiririm. Çarpımlarından burada bu şekilde 3 farklı durum geliyor. Şimdi bunun dışında C'nin burada, burada veya burada olma durumu olduğu için çarpı 3'üm var. Aynı şekilde B için de geriye 2 tane yerden biri kalıyor. B burada veya burada olabileceği için de yine çarpı 2 de onun için geldi. Yani buradan da 18 farklı şekilde bu durumu gerçekleştirebilmiş oluyoruz. Devam edelim bakalım. Bu sefer diyor ki 8 farklı oyuncak 3 çocuğa, her çocuk sadece bir oyuncak almak şartıyla kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Şimdi elimde 8 tane oyuncak var ve 3 tane de çocuk var ve her çocuğa sadece bir oyuncak gelecek. Şimdi bunlar çocuklarımız olsun. Elimde 8 tane oyuncak var. Şimdi birinci çocuğa ben ilk başta oyuncakları dağıtırken birinci çocuk için kaç tane oyuncaktan birini verebilirim ben birinci çocuk için? 8 tane oyuncağım olduğu için 8 taneden birini ben birinci çocuğa veririm. Yani birinci çocuğun alabileceği 8 farklı oyuncak çeşidi var. Birini ben buna verdiğime göre geriye kaç tane kaldı ikinci çocuk için? Elimde 7 tane oyuncak kaldı. O zaman ikinci çocuk için elimdeki oyuncaklardan 7 taneden biri, yani 7 ihtimalden biri olduğu için 7 tane geldi. Çarpı buna da verdim.
Üçüncü çocuğa geldik. Üçüncü çocuğa da oyuncak verirken şu an elimde 6 tane oyuncak kaldı. 6 tane oyuncaktan yine bir tanesini ona vereceğim için 6 ihtimalim var. 8 çarpı 7 çarpı 6 farklı şekilde ben bu oyuncakları dağıtma işlemini yapabiliyorum. Devam ettik. 13. sorudayız. 6 kişi yan yana duran 3 farklı sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilir? Şimdi şöyle yapalım yine. Burada 6 tane 6 kişimiz var. 3 tane sandalyemiz var. Mesela birinci sandalyeye 6 kişiden kaç kişi oturabilir? 6'sı da oturabilir değil mi? Yani 6 tanesinden biri oturabilir. O yüzden birinci sandalye için 6 ihtimal var. Şimdi bu artık sonuçta bu kişilerden bir tanesi bu sandalyeye oturduğu için geriye kaç kişi kaldı? 5 kişi kaldı. İkinci sandalyeye de bu 5 kişiden biri oturabileceği için 5 ihtimal var. Yine biri bu sandalyeye oturdu. Geriye 4 kişi kaldı. 4 kişiden de yine bu 3. sandalyeye oturma ihtimali de 4 farklı şekilde olabilir. 4'ünden biri. O yüzden çarpı bir de 4'ümüz var. Buradan da yine aynı şekilde çarpımlarından 120 farklı şekilde oturabildiklerini bulmuş oluyoruz. Evet, devam edelim şimdi. 14. sorumuza geldik. Diyor ki 7 kişinin katıldığı bir koşuda ilk 3 derece kaç farklı şekilde oluşabilir? Şimdi ilk 3 derece birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi diyelim. Bir yarışmadan bahsediyoruz. Birinci kişi, şimdi 7 kişiden bir kişi birinci olacağına göre kaç kişi var? Yani kaç ihtimal var? Bir kişi olabilecek 7 kişi var değil mi? O yüzden birinci olabilme ihtimali 7 farklı durum. Çarpı diyorum. Biri birinci olduğuna göre geriye 6 kişi kaldı. Bir koşu düşünün. Geriye 6 kişi kaldı. 6 kişiden birinin ikinci kişi olma şansı ne? 6'da 1 ihtimal değil mi? Yani 6 kişinin de burada ikinci olma şansı var. O yüzden ikinci olabilecek 6 kişi geldi. Çarpı diyorum. Geriye 5 kişi kaldı. 5 kişiden de biri üçüncü olabileceği için yine 5 farklı ihtimal var. O yüzden de çarpı 5 oldu. Bunlar birinci, ikinci, üçüncüler dedik. 7 çarpı 6 çarpı 5 yani 7 çarpı 30 dersek 210 farklı şekilde bu sıralama gerçekleşebilmiş oldu. 15. soruda da diyor ki anne, baba ve 3 çocuktan oluşan bir aile yan yana sıralanarak kaç farklı şekilde fotoğraf çekinebilirler? Şimdi burada aslında şöyle düşünelim. Fotoğraf çekinme sırasında önceki mesela videomuzda faktöriyelleri yaparken demiştik ki mesela 5 tane oyuncak vardı, 5 tane de çocuk vardı. Ben bunları yerleştirirken sonuçta kişi sayıları aynıydı burada. 5 tane oyuncağı mesela 5 çocuğa dağıtırken birine 5 farklı şekilde, ötekine 4 farklı şekilde 3, 2, 1 diyorduk. 5, 4, 3, 2, 1'den 5 faktöriyel geliyordu. Şimdi burada da anne, baba ve 3 çocuk oluşan bir aile sıralanarak kaç farklı şekilde fotoğraf çekinecekler? O zaman toplamda burada kaç kişi var? 5 kişi var. O zaman fotoğraf çekineceklerine göre 5 kişilikte yer var demektir. Sonuçta bir fotoğrafın içine sığabildiklerine göre 5 tane de burada yer var gibi düşün. 5 kişiyi ben 5 tane farklı yere yerleştirip fotoğraf çekebilmem için yine aslında burada faktöriyel girdi işin içine. Burada mesela ilk sıraya 5 kişiden biri olabilir. İkinci sıraya 4 kişiden biri 4 kişiden biri olabilir. Üçüncü sıraya 3 kişiden biri. İkinci sıraya 2 kişiden biri. Birinci sıraya 1 kişiden biri. Dolayısıyla bunların çarpımından yine ne geldi burada? 5 faktöriyel şeklinde gelmiş oldu. Bunu şöyle de gösterebilirdik. 5 kişiden 5'ini kaç farklı şekilde sıralama yapıyorsun ya. Aslında burada permütasyon da giriyor işin içine ki aynı şey oluyor. 5 kişiden 5'ini kaç farklı şekilde dizebilirsin? 5'in 5'li permütasyonu. O da ne oluyordu zaten? Kendisinin faktöreline eşitti. Yani 5 faktöreli. İster böyle faktöriyelden, ister de permütasyondan yine aynı sonuca ulaşmış oluyoruz. 16. sorumuza bakalım. Kitap kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek kaç farklı diziliş elde edilebilir demiş. Şimdi bunların sonuçta 5 tane farklı harf var. Bunların yer değişikliği için mesela 1, 2, 3, 4, 5. Sonuçta dizilişte 5 tane harfi yine aynı şekilde yerleştireceğim. Birinci yere 5 harften biri gelebilir. İkinci yere 4 harften biri. Üçüncü yere 3 harften biri. İkinci yere 2, birinci yere 1 farklı harften biri gelebilir. Bunların yine çarpımlarından burada ne geldi? 5 faktöriyelden 120 farklı şekilde geldi. Ya da bunları ben permütasyon olarak gösterdim. 5 tane harften 5'ini kaç farklı şekilde dizebilirsin dediğimiz zaman yine buradan ne olacak? 5 faktöriyel yani 120 farklı şekilde diziliş elde etmiş olacağız. Şimdi bu sefer burada da şart vermiş. Diyor ki Şubat kelimesinin harflerinin yerlerinin değiştirilmesiyle elde edilen dizilişlerden kaç tanesi Ş ile başlayıp T ile biter? Şimdi Ş'yi ve T'yi kullanmış oldu. Onları başlara sabitledi. Bununla başlayacak, T ile bitecek. Geriye kaç tane kaldı? U, B ve A harfleri. Yani 3 tane yerim kaldı.
3 tane harften birini buraya yerleştirme ihtimalim 3. İkincisini buraya yerleştirme ihtimalim 2. Diğerini buraya yerleştirme ihtimalim 1. Yani bunların çarpımlarından 3 çarpı 2 çarpı 1'den 3 faktöriyel. Aslında ne yaptık? 3 tane harften 3 farklı yere yerleştirme ihtimalim 3 faktöriyel. Ya da 3'ün üçlü permütasyonundan yine 3 faktöriyel sonucuna da ulaşmış olduk. Evet, bu örneklerle de aslında permütasyonla burada faktörelin aralarındaki ilişkiyi kurmuş olduk. Faktörelin bazı soruları ile permütasyonun bazı soruları bu şekilde birbirine benzer. Zaten aynı anlama geliyor. N'in n'li permütasyonu n faktöriyel. Biz onu ister permütasyondan ister de direkt faktörelin o problem mantıklarından çözüme ulaşabiliyoruz. O yüzden dediğim gibi bunlar birbirine benziyor. Orada mı onu yapacağız, burada mı onu yapacağız demeye gerek yok. İkisi de zaten aynı sonuca ulaşmış oluyor. Evet, bu derslik sorularımızı tamamlamış olduk. Şimdi diğer dersimizde de yine permütasyonla ilgili problemlerimiz var. Orada da çok önemli sorular çözeceğiz seninle beraber. Şimdi sen bunlarla ilgili tekrarlarını yaptıktan sonra çok fazla ara vermeden hemen bir sonraki videoyu da permütasyon 2 videosunu da izle ki şöyle bütün bir şekilde permütasyonu halletmiş ol. Evet, o zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve beni takip etmeyi, videoları beğenip bana destek olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.